Bugün Amerika'nın başkenti Washington D.C.'deyiz. Washington ve Lincoln anıtları arasındaki Vietnam gazileri anıtına bakıyoruz. Anıtın mimarı Maya Lin, Vietnam ulusunun geçmişini bu anıtla bütünleştirmeyi amaçlamış. Geçmişle bugünü bir araya getirmiştir. Bu iki anıtta dikkatleri çeken, yansıtma özelliği yüksek, siyah uzun granit levhalar dizisi kullanılmış olması. Anıtın mimarı bunların duvar diye anılmasından pek hoşlanmasa da levhalar bir açıdan duvar sayılabilir. Üzerinde Vietnam Savaşı'nda ölen askerlerin isimlerinin yazılıp işlendiği yere gömülü ince duvarlar. Şu an 58 binden fazla isim bulunmakta ve halen de isimler eklenmeye devam etmekte. Bu kadar fazla ismin olması dayanılır gibi değil. Patikada yürürken toprağa gömülüyorsunuz. Bastığınız toprak açılıyor ve bu isimleri gün ışığına çıkarıyor. Granitin yüzeyi yansıtıcı olduğundan yüzey ayna gibi gözüküyor ve dikkatimizi isimlerin olduğu pürüzlü alın üzerinde topluyor. Mayalin'e göre Anıt'ın asıl amacı eserin kendisini isimlerle yaratmak, görebildiğimiz ancak içine giremediğimiz bir dünyaya ulaşmamızı sağlamaktı. Ve bunun için de granitin yansıtıcı özelliğini kullandı. Maya bunu gerçekleştirmek istediği alana ilk ziyaretini şöyle anlatıyor. Toprağı yarmak gibi bir dürtüm vardı. Elime bıçak alıp toprağı yarıp, içini açıp topraktaki şiddeti ve zamanla azalan acıyı yüzeye çıkarmayı hayal ediyordum. Ve anıt ziyaretinin sevdiklerinin ölümlerini kabullenmeleri için insanlara yardımcı olacağını ekliyor. Burada gerçek bir yolculuk var. Aşağı iniyorsunuz. Kronolojik olarak sıralanmış asker ölümlerinin arasında sevdiğiniz kişinin adını buluyor ve geri dönüyorsunuz. Anıtın merkezinde kronolojik liste başlıyor ve sağa doğru iniyor. Duvar karşımıza çıktığında sol kısmın alt köşesinde kısalıyor ve orta kısma doğru tekrar ilerliyor. Merkeze doğru indikçe patika genişliyor ve granit üzerimizde 10 adım kadar yükseliyor. Bir isim 58 bin kez katlanarak diğerlerinin sembolü haline geliyor. Burada hem gerçek hem de soyut bir algının içine giriyorsunuz. Ailelerin ziyareti, bir araya gelmesi ve isimleri anlaları da bu durumu somutlaştırıyor. Mayalin ailelere ölenlerin bir fotoğraftan fazlasını ifade eden isimlerini soyut olarak ele alıyor. Bir isim kişi hakkında her şeyi hatırlatırken, Tek bir resim onların hayatında o anlık yeri ve zamanı temsil ediyor. Bütün bu isimlerin de bu yüzden taşıdığı güçlü bir geçmiş var. Anıtın en kalabalık kısmına doğru ilerledikçe anıt çok etkileyici bir hale geliyor. Burada yaşayacağınız deneyim pek çok savaş anıtındakinden farklı. Savaş anıtların tarihine baktığımızda Trafalgar Meydanı'ndaki Lord Nelson anıtı gibi askeri kahramanların anıtları aklımıza gelir ya da genelde olduğu gibi barış ve ölümü temsil eden bir figürün olduğu mecazın ve kahramanlığın bir araya geldiği anıtları düşünürüz. Buradaki gibi ve bilinmeyen bir orduya liderlik eden bir kahramanın olduğu ulusal galerideki Augustus Saint gaudens tarafından yaptırılan şavın anıtı buna güzel bir örnek. Ancak bu durumu Vietnam gazileri anıtında göremiyoruz. Peki 20. yüzyılın sonlarında böyle anlamlı bir anıt nasıl yapılabilirdi? Temsili şekillerin hepsini çöpe atmakta ne anlama geliyordu? Bilinç altında soyut, aynı zamanda çok anlamlı ve güçlü bir şey yaratmak ne demekti? Düzenleme komitesi bu tasarımın en iyisi olduğuna karar verdi. Hepsi kimliği belirsiz olan toplamda 1400 başvuru vardı. O sırada Asya asıllı Amerikalı Mayalin, Yale Üniversitesi'nde mimarlık öğrencisiydi. Laf komite tasarımın kimden geldiğini bilseydi ne olurdu diye düşünmek de ayrı bir tartışma konusudur. Maya'nın kimliği açıklandığında sert bir tepki ve ırkçılıkla karşı karşıya kalındı. Ayrıca tasarımın soyutluğu konusunda da tepkiler yükselmişti. Tepkiler sonucunda ana anıtın yanında doğal bir heykelin de yapılmasına karar verildi. Tasarım askerleri üç boyutlu, çok doğal ve kudretli gösteriyor. Başka bir açıdan da halk için yapılmış ancak hiç samimi hissettirmiyordu. Mayelin bu kamusal alanda derin bir samimiyet yaratabilmişti. Çünkü anıtta yazılan isimleri hissedebiliyorsunuz. Hareketli okuma ise bu isimlere yaklaşmak ve onları içselleştirmek için tasarlanmış. Mayalin'in Vietnam anıtı ülkedeki en başarılı anıtlardan biri. Ve görünen o ki aynı zamanda Washington'da en çok ziyaret edilenlerden de biri. Daha sonra yayınlanan bir makalede Anıt'la ilgili düşüncelerini aktaran Mayalin şöyle diyor. Anıt, bugünün dünyası ile daha sakin, daha güzel ve daha barışçıl bir dünya arasında bağ olacak. Siyah graniti, yüzeyin yansıtıcı ve barışçıl olması için kullandım. Anıtı bir duvar ya da nesne gibi değil, aksine toprağa açılan bir parça olarak gördüm. Aynalı kısım, birinin parçası olduğumuz, Diğeri ise giremediğimiz iki dünya yaratan bir alanı ikiye bölüyor. Siyah granit de ortada bir zıtlık yaratıyor. Mayelin kaliteli siyah granite sahip Kanada ve İsveç'ten gelen taşı istemediğini, çünkü asker kaçaklarının bu iki ülkeye gitmelerinin politik sorunlara yol açtığını söylüyor. Tasarıma tepki olarak yükselen bir düşünce de hiç kimsenin bu kara lekeyi üstü kapatılmış kusuru anlamak için sanat eğitimine ihtiyacı olmadığı yönünde bana göre Mayelinin duvar için düşündüğü tamamıyla farklı. Maya, tasarımın kendi hayatlarını feda edenlere adanmasını istedi. Utanç veya onur verici bir sebebi ya da siyasi anlaşmazlığı anmak için değil. Ülke yalnızca savaşla mücadele etmiyordu. Aynı zamanda savaşın anlamı üzerine de savaşıyordu. Fakat Mayel'in politik olmayan bir yaklaşım sergiledi. Bu yaklaşımını korumada ve isimleri ön plana çıkarmada akıllı adımlar attı. Maya'ya düşüncelerine yeniden kulak verecek olursak, duvar biçimini somutlaştırıp isimleri birer nesne haline getirdi. Lekesiz ve yansıtıcı yüzeylerde ziyaretçilerin kendilerini o isimlerle birlikte görmelerini sağladı.